Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, Kızıl Çember Pekala, bayanların, heyecanlanmanızı gerektirecek herhangi bir sebep göremediğim gibi, zamanı değerli sayan bir kişi olarak bu konuda bir şey yapmamı gerektirecek bir durum olduğunu da sanmıyorum. Doğrusunu isterseniz ilgilenmem gereken başka işler var. Sherlock Holmes bunları söyledikten sonra yeni haberleri girmekte olduğu not defterine döndü. Ne var ki pansiyoncu kadın hem cinslerine özgü dik kafalılığı ve iş bilirliğiyle vazgeçmeye hiç mi hiç niyetli değildi. ''Geçen yıl kiracılarımdan birinin bir işine bakmışınız, dedi. Sözünü ettiğim kişi Bay Fairdale Hobster. ''Ah evet basit bir meseleydi. Ama Bay Fairdale her fırsatta bu konudan bahsederdi. Ne kadar nazik biri olduğunuzu söyler, onun için karanlığı nasıl aydınlattığınızı anlatıp dururdu hep.'' Ben de kendimi karanlıkta kaybolmuş hissettiğimde birden onun sözlerini hatırladım. Bir deneseniz olayı çözebileceğinizden eminim. Holmes'un iltifatlara karşı bir çeşit zafı vardı. Haksızlık etmeyeyim. Nezaket de yumuşatırdı onu. Bu iki güç bir araya gelince iç çekerek kalemini bıraktı ve oturduğu yerde arkasına yaslandı. Öyle olsun bayan Merton. Anlatacaklarınızı dinleyelim o halde. Tütüne bir itirazınız yoktur umarım. Teşekkür ederim. Watson, kibrit Yanlış hatırlamadıysam huzursuzluğunuzun nedeni yeni kiracınızın sürekli odasında kalması ve onu hiç görememeniz. Açıkçası bayan verin kiracınız olsam beni de bazen haftalarca ortalıkta göremeyebilirsiniz. Buna şüphem yok efendim ama bu seferki farklı bir durum. Olanlar beni korkutuyor. Bay Holmes geceleri gözüme uyku girmez oldu. Sabahın erken saatlerinden gecenin bir yarısına kadar yukarıda yürüdüğünü duyduğum halde adamı bir kez olsun göremedim ve artık buna dayanamıyorum. Bu mesele yüzünden kocam da tıpkı benim gibi gergin ama o bütün gün çalışırken ben hep evdeyim. Adam kimden saklanıyor, ne suç işlemiş olabilir? Hizmetçi kız haricinde koca evde o adamla bir başımayım. Sinirlerim bunu kaldıramıyor artık. Holmes öne eğilerek uzun ince parmaklarını kadının omzuna koydu. İstediği zaman insanlar üzerinde hipnoza benzer bir etki yaratarak onları sakinleştirebiliyordu kadının gözlerindeki korku yavaş yavaş silindi gergin yüzü gevşedi Holmes'un gösterdiği bir sandalyeye oturdu Vakayı üstleneceksem bütün ayrıntıları bilmek isterim dedi Holmes Her şeyi iyice düşünün en önemsiz görünen ayrıntılar bazen hayati bir değer taşıyabiliyor Adamın 10 gün önce geldiğini iki haftalık ücretini peşin ödediğini söylüyorsunuz öyle mi şartları sordu efendim Haftada 50 şilin dedim. Evin üst katında küçük bir oturma odası ve bir yatak odası olan bir daire var. Evet. Bana dedi ki benim şartlarımı kabul ederseniz size haftada 5 sterlin veririm. Ben fakir bir kadınım efendim. da az kazandığı için adamın teklif ettiği parayı geri çeviremedim. 10 sterlinlik bir banknot çıkartıp uzattıktan sonra şartlarıma uyduğunuz sürece 2 haftada bir bu parayı alabilirsiniz dedi. Hayır derseniz sizinle işim olmaz. Şartları neymiş peki? Şey, efendim, öncelikle evin anahtarını istiyordu. Bunda bir sorun yoktu. Kiracılar genelde anahtarları isterler. Bundan başka onu hiçbir şekilde her ne bahaneyle olursa olsun rahatsız etmeyecek, tamamıyla yalnız bırakacaktık. Bunda olağanüstü bir şey yok, öyle değil mi? Mantığa vurursanız yok ama mantık kalmadı ki bu işte. Adam tam 10 gündür yukarıda ve bu süre içinde ne Bayvar'ın ne de ben ne de kız hiçbirimiz görmedik onu. Gece gündüz odada bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü duyabiliyoruz ama o ilk gecenin haricinde bir defa bile olsun evden çıkmadı. Aa demek ilk gece dışarı çıktı öyle mi? Evet efendim. Çok da geç bir saatte döndü. Hepimiz yattıktan sonra daireyi tutarken dışarı çıkacağını, gece kapıyı sürgülemem gerektiğini bana söylemişti. Gece yarısından sonra merdivenden çıktığını duydum. Peki ya yemek işi? Bize verdiği talimatlara göre kendisi zil çaldığında yemeğini kapının dışında bir sandalyeye bırakacak. Bitirdiğini haber veren ikinci zille de gelip boş tabakları alacaktık. Başka herhangi bir şey istediği zaman büyük harflerle bir kağıda yazıp tepsiyle beraber bırakıyor. Büyük harflerle mi yazıyor? Evet efendim, kurşun kalemle. Sadece ve sadece istediği şeyi yazıyor. Başka herhangi bir şey yok. Size göstermek için birkaç tanesini yanımda getirdim. Bu sabun. Bir diğeri ise kibritler. Bunu da ilk sabah bırakmıştı Daily gazette. Her sabah kahvaltısıyla birlikte gazetesini de veriyorum. Olur şey değil Watson, dedi Holmes pansiyoncu kadının uzatmış olduğu notları büyük bir dikkatle incelerken. Gerçekten de ilginç bir durum. Yalnız kalma isteğini anlayabilirim ama büyük harflerle tek kelime halinde not yazmak neden? Büyük harflerle yazmak hiç de pratik bir yol değil. Neden el yazısıyla yazmıyor acaba? Sence bu ne anlama geliyor Watson? El yazısını saklamak istiyordur. Peki ama neden? Ev sahibinin onun el yazısını görmesinde ne gibi bir sakınca olabilir ki? Senin dediğin de doğru olabilir tabii. Ne diye bu kadar kısa ve öz mesajlar yazıyor peki? Hiçbir fikrim yok. Zeki bir gözlemci için zevkle incelenecek bir alan. Kelimeler kalın uçlu, mora çalan bir kurşun kalemle yazılmış. Burada yazı yazma işlemi bittikten sonra kağıdın yırtılmış olduğunu görebilirsin. Sabun kelimesindeki S harfinin bir kısmı böyle gitmiş. Bu bir şeyler ima ediyor Watson, öyle değil mi? Tedbir mi? Kesinlikle, herhalde söz konusu şahsın kimliğini ele verebilecek bir işaret, parmak izi gibi bir şey vardı kağıtta. Peki Bayan verin, kiracınızın orta boylu, esmer ve sakallı olduğunu söylemiştiniz. Kaç yaşlarındaydı acaba? Genç şeydi, otuzunu geçmiş olamaz. Onunla ilgili başka ne söyleyebilirsiniz peki? Konuşması düzgündü ama buna rağmen aksanından bir yabancı olduğu izlenimine kapılmıştım. İyi giyimli miydi? Çok şıktı efendim. Tam bir centilmen gibi. Koyun ekli giysiler giymişti ama dikkatinizi çekecek bir şey yoktu. İsmini vermemiş miydi? Hayır. Ziyarete gelen bir misafiri ya da adına gelen bir mektup falan yok muydu peki? Hayır yok. Ya evdeki kız? ikinizden biri sabahları odasına giriyor olmalı öyle değil mi? Hayır efendim. Adam kendi işini kendi yapıyor. Olur şey değil. Son derece ilginç bir durum. Peki yanında eşyası var mıydı? büyük kahverengi bir bavulu vardı. Hepsi o kadar. Pekala, bize yardımcı olacak fazla bir veri yok. Odasından dışarı tek bir şey bile çıkmadı. Herhangi bir şey. Pansiyoncu kadın çantasından bir zarf çıkarıp içindekileri masaya döktü. Bunlar yanmış iki kibrit ve bir sigara izmaritiydi. Bu sabah tepsisindeydiler. Küçük şeylerden büyük şeyler okuyabildiğinizi duyduğum için onları da getirdim yanımda. Holmes omuz silkti. Burada bir şey yok dedi. Kibritler sigarayı yakmak için kullanılmış. Yanmış ucun kısalığından belli bu. Oysa pipo ya da pro yakmak istediğin zaman kibritin en azından yarısı yanar. Vay canına! Bu sigara izmaritinde ilginç bir özellik var. Sözünü ettiğimiz adamın sakalı bıyığı vardı. Yanılıyor muyum? Doğru. Buradaki izmarit aksini söylüyor. Bunu ancak sakalsız biri içmiş olabilir. Evet Watson, senin mütevazi bıyığın bile biraz olsun yanardı. Ağızlık kullanmış olamaz mı? Dedim. Hayır hayır izmaritin ucu keçeleşmiş. Acaba dairenizde iki kişi olması mümkün mü bayan verin? Hayır efendim adam o kadar az yiyor ki hayatta kalmasına bile şaşırıyorum. Bu durumda biraz daha delil edininceye kadar beklemek en doğrusu olacak galiba. Nasılsa şikayet edecek bir şeyiniz yok. Kiranızı aldınız ve adam tuhaf biri de olsa size sorun çıkarmıyor. İyi para ödediği bir gerçek. Kendini göstermemeyi seçmesi sizi şimdilik ilgilendirmesin. Suç işlemiş olduğuna kanaat getirmeden özel hayatına müdahale etmeye hakkımız yok. Vakayı kabul ediyorum ve gelişmeleri yakından takip edeceğim. Herhangi bir şey olursa beni haberdar edin ve gerekirse size yardımcı olacağımı da bilin. Vakanın oldukça ilginç birkaç nokta içerdiği kesin. Watson diye söze girdi dostum. Pansiyoncu kadın gittikten sonra Sıradan bir şey olabilir tabi, alışılmadık bir kişilik gibi mesela. Öte yandan göründüğünden çok daha derin bir şeyler de çıkabilir. İnsanın aklına gelen ilk şey, odaları kiralayan kişiyle şimdi orada kalan kişinin farklı insanlar olabileceği. Neden öyle düşünüyorsun? Ne diyeyim, sigara izmaritini saymazsak, kiracının odaları tuttuktan hemen sonra çıkması ilginç değil mi sence? Adam bütün görgü tanıkları ortadan çekildikten sonra dönmüş. Tabii dönen her kimse artık. Dışarı çıkan insanın geri gelen insanla aynı kişi olduğuna dair bir kanıtımız yok. Sonra odaları tutan adamın konuşması düzgünmüş. Bu diğeri ise kibrit kelimesi daha uygun olacakken kibritler diye yazmış. Kelimenin bir sözlükten bakılmış olduğunu tahmin ediyorum. Çoğul olarak yazmanın doğru olacağını düşünmüş olabilir. Tek kelimelik mesajlar dilinin yetersiz olduğunu gizlemek için benimsenmiştir bence. Evet Watson, kiracının değişmiş olma olasılığı çok büyük. İyi de neden? Ah, işte bulmamız gereken şey de bu. Üstelik araştırmamıza başlamak için elimizin altında bir kaynak bile var. Holmes, Londra'nın çeşitli gazetelerinden her gün kestiği haberleri dosyaladığı büyük defterini aldı kitaplıktan. İnanılmaz, dedi sayfaları çevirdikçe. Homurdanan, inlenen, mızmızlanan dev bir koro. Aslına bakarsan olağanüstü olaylarla dolu bir paçavradan başka bir şey değil. Ama sıra dışı meselelerle ilgilenen bir öğrenciye verilebilecek en iyi kaynağın da bu olduğu kesin. Söz konusu kiracı yapayalnız ve arzu edilen gizlilik bozulmadan herhangi bir mektup alması mümkün değil. Bu durumda dışarıdan nasıl haber alacak? Tabii ki gazeteye verilen bir ilan vasıtasıyla. Başka yolu yok. Şansımıza hangi gazete olduğunu da biliyoruz. Son 15 günün deli gazeteleri de burada. Prensin Paten Kulübü'nde siyah atkılı kadın. Geçiniz. Jimmy annesinin kalbini kırmayacaktır. İlgisiz görünüyor. Brixton otobüsünde fenalaşan bayan ortaya çıkarsa ne olacağı beni ilgilendirmez. Bütün kalbimle seni özlüyorum. Saçmalık. Watson düpedüz saçmalık. Ah bu olabilir işte dinle. Sabırlı ol. İletişim için bir yol bulacağım. Şimdilik bu sütunda. G. Bu, Bayan Vera'nın kiracısının gelişinden iki gün sonraki gazete. Gizemli kiracı yazamıyorsa bile anladığı kesin. Bakalım başka bir şeyler bulabilecek miyiz? Evet, 3 gün sonra bir mesaj daha var. Hazırlıklar iyi gidiyor. Tedbiri elden bırakma. Bulutlar yakında dağılacak. G. Sonraki bir hafta boyunca bir şey yok. Ardından çok daha önemli bir mesaj gelmiş. Önümüz açılıyor. Işık mesajı gönderebilirsem konuştuğumuz şifreyi unutma. 1A, 2B vesaire. Haberlerimi bekle. G. Bu dünkü gazeteydi ve bugünkünde bir şey yok. Bunun Bayan Verin'in kiracısı olduğundan eminim. Biraz beklersek Watson vaka daha açık bir hal alacaktır. Gerçekten de söylendiği gibi oldu. Ertesi sabah uyandığımda arkasını şömineye dönmüş bir halde memnun memnun gülümseyen bir halde buldum Holmes'ü. ''Şu nasıl Watson?'' diye atıldı gazeteyi masanın üzerinden alarak. ''Taşlı ön cephesiyle kırmızı yüksek bina, üçüncü kat, soldan ikinci pencere, karanlık çökünce, G.'' İşte bu yeterince kesin bir mesaj. Sanırım kahvaltıdan sonra gidip Bayan Verin'in evinin çevresini araştırmaya girişsek fena olmaz. Aa Bayan Verin, bu sabah ne haberler getirdiniz bize? Müşterimizin odaya hışımla girişine bakılırsa gerçekten de çok önemli bir gelişme yaşanmıştı. Polis çağırmamı gerektirecek bir durum Bay Holmes. Diye bağırdı. Buna daha fazla katlanacak değilim. Adam çantasını aldığı gibi evimden gidecek. Aslında hemen yukarı çıkıp kendisine söyleyecektim ama fikrinizi almadan harekete geçmemin size haksızlık olacağını düşündüm. Artık sabrım taştı. Hele bir de benim yaşlı beyi dövmeye kalkışması. Bayverini dövdü mü? En azından hırpaladı. Kim yaptı bunu? Ah, bizim de merak ettiğimiz bu ya. Bu sabah oldu. Bayverin, Tottenham'daki Morton ve Bylight şirketinde kontrol memuru olarak çalışıyor. Saat 7'den önce evden çıkması gerekiyor. Neyse, bu sabah evden dışarı adımını attığı anda iki adam onu arkasından saldırmış. Kafasının üzerine bir palto atıp hemen evimizin önüne çekilmiş bir arabaya sokmuşlar onu. Bir saat kadar dolaştırmışlar. Sonra da kapıyı açıp onu öylece dışarı atmışlar. Kocam arabanın hangi yöne gittiğini bile göremeyecek kadar sarsılmış bir halde. Hareket edemeden yolun kenarında yatmış bir süre. Kendine gelince Hampstead Heath'te olduğunu fark etmiş. Otobüse bindiği gibi eve dönmüş. Olanları size anlatmak için doğruca buraya gelirken onu evde bıraktım. Son derece ilginç, dedi Holmes. Adamların dış görünüşüyle ilgili bir şey söyleyebildi mi? Konuşmalarını duymuş mu? Hayır, tamamıyla sersemlemiş bir halde. Sanki sihirle havaya kaldırılmış ve yine sihirle yola düşmüş gibi hissediyor kendini. En azından iki kişiymişler, belki de üç. Ve siz de bu saldırının yeni kiracınızla bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz öyle mi? Şey, tam 15 yıldır o muhitte yaşıyoruz ve daha önce başımıza böyle bir şey gelmemişti. Canım atak etti artık. Para her şey değil ki. Bugünden tezi yok, o kiracı benim evimden gitmiş olacak. Bir saniye bayan verin. Acele karar vermeyin. Meselenin ilk başta göründüğünden çok daha ciddi olduğunu düşünmeye başladım. Kiracınızın başının dertte olduğu kesin. Kapınızın önünde pusu kurmuş olan düşmanları sisli sabah alacak karanlığında kocanızı onunla karıştırmış olmalı. Hata yaptıklarını anlayınca da bırakmışlar zaten. Doğru kişiyi almış olsalardı neler olurdu siz düşünün. Bu durumda ne yapmam gerekiyor Bay Holmes? Şu sizin kiracıyı merak etmeye başladım Bayan Verin. Onu görmek istiyorum. Bu nasıl ayarlanır bilmem ki. Kapıyı kırıp içeri dalamazsınız ya. Ben tepsiyi bırakıp merdivenlerden aşağı inince kapının kilidinin açıldığını duyuyorum gerçi. Tepsiyi içeri almak zorunda. Bir yere saklansak tepsiyi aldığı sırada onu gözleyebiliriz. Pansiyoncu kadın bir iki dakika sessizce düşündü. Aslında düşünüyorum da odasının hemen karşısında bir gardırop var. Siz de kapının arkasında gizlenecek olursanız... Mükemmel, dedi Holmes. Öğlen yemeği ne zaman yiyor? Saat bir gibi. O halde Doktor Watson'la ikimiz saat bire doğru sizde olacağız. Şimdilik hoşçakalın Bayan Verin. Saat yarımda Bayan Verin'in evinin önünde bulduk kendimizi. British Museum'ın kuzeydoğusunda kalan Great Orm Sokağı'nda yüksek, ince, sarı cepheli bir binaydı. Sokağın köşesine yakın bir yerde durduğu için gösterişli evleriyle meşhur Hove Caddesi'ne de bakıyordu. Holmes gülerek göze çarpacak yükseklikteki bu binalardan birini gösterdi. ''Bak Watson'' dedi. Taşlı ön cephesiyle kırmızı yüksek bina. İşte sinyal istasyonumuz. Yeri de koduda biliyoruz. İşimiz pek zor olmayacağı benziyor.'' Şuradaki pencerede kiralık izi asılı. Burası kiracımızın işbirlikçisinin rahat rahat girdiği boş bir daire olmalı. Evet bayan Verin, şimdi ne yapıyoruz? Her şeyi hazırladım. Ayakkabılarınızı çıkarıp burada bırakırsanız sizi yukarı alabilirim. Bize ayarlamış olduğu yer gizlenmek için mükemmeldi. Gardrop öyle uygun bir noktadaydı ki karanlıkta oturduğumuz yerden karşıdaki kapıyı açık ve net bir şekilde görebiliyorduk. Yerlerimizi aldığımız anda gizemli komşumuzun acıktığını haber veren zil çaldı ve pansiyoncu hanımefendi yukarı gelip tepsiyi kapının yanındaki sandalyeye bıraktı ve sonra sert adımlarla aşağı indi. Holmes ile ikimiz kapının arkasından birbirimize iyice sokulmuştuk. Pansiyoncu hanımın ayak sesleri duyulmaz olunca bir kilidin açılma sesi duyuldu. Kapı kulbu döndü ve iki ince el kapıdan uzanıp tepsiyi hızla içeri aldı. Bir saniye kadar sonra yine aynı aceleci şekilde tepsi sandalyeye geri döndü ve esmer güzel bir yüzün dehşet dolu gözlerle bulunduğumuz gardıroba doğru baktığını gördüm. Ardından kapı kapandı, anahtar kilitte döndü ve ortalık yine sessizliğe büründü. Holmes beni kolumdan çekiştirdi. Beraberce sessiz bir şekilde merdivenlerden aşağı indik. ''Akşam yine uğrayacağım.'' dedi Holmes beklenti içindeki ev sahibesine. Watson, sanırım meseleyi kendi dairemizde konuşsak daha iyi olacak. Senin de gördüğün gibi tahminim doğru çıktı, dedi Holmes koltuğunda gömülü halde otururken. Kiracıda bir değişme yaşanmış. Tahmin etmediğim şey ise yeni kiracının bir kadın. Dikkatini çekerim Watson, kesinlikle sıra dışı bir kadın olabileceğiydi. Bizi gördü. Onu korkutan bir şey gördüğü kesin ama olayların genel gidişatı gayet açık, öyle değil mi?'' Bir çift büyük bir tehlikeden kaçmak için Londra'ya sığınır. Tehlikenin boyutu aldıkları önlemlerden anlaşılıyor. Halletmesi gereken bir takım işleri olan adam, kendisi ortalıkta değilken kadının güvende olmasını istemektedir. Basit bir sorun değil ama adam buna orijinal bir çözüm bulur. Hem de o kadar başarılı bir çözüm ki, kadına yemeğini getiren ev sahibesi bile değişimin farkına varmaz. Mesajların büyük harflerle yazılmasının sebebi, odada kalan kişinin cinsiyetinin anlaşılmasını istememeleriydi. Adam kadını görmeye gelemez çünkü aksi halde düşmanlarına yerini belirtmiş olacak. Yüz yüze görüşemedikleri için de iletişim aracı olarak bir gazete sütununu kullanmayı seçmiş. Buraya kadar her şey açık. İşin kökeninde ne yatıyor acaba? Ah evet Watson, her zamanki gibi son derece gerçekçi bir yaklaşım. Bütün bunların kökeninde ne yatıyor? Bayan Veren'in tuhaf sorunu vaka ilerledikçe daha derin, daha ciddi bir boyut kazanıyor.'' Şu kadarını söyleyebiliriz. Bu sıradan bir aşk macerası değil. Tehlikeyi sezdiğinde kadının yüzünün aldığı hali sen de gördün. Ayrıca her ne kadar kiracının kendisini hedef alıyorduysa da ev sahibinin başına gelen saldırıdan da haberdarız. Bu olaylara bir de alınan tedbirleri kattığımızda bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu düşünmek abartılı olmayacaktır bence. Bayverin'e yapılan saldırı düşmanın da her kimse artık kadınla adamın yer değiştirdiğinden habersiz olduğunu gösteriyor. Son derece ilginç ve karışık bir vaka Watson. Peki ne diye bu konuyla daha fazla ilgilenesin ki? Bunun sana ne gibi bir yararı olacak? Ne yararı mı olacak? Sanat için sanattır bu Watson. Doktorluk yaparken bazı vakaları alacağın ücreti aklına bile getirmeden incelediğin olmuştur herhalde. Öyle değil mi? Bu eğitimim için gerekliydi Holmes. Eğitim hiçbir zaman sona ermez Watson. Eğitim en esaslı derslerin sonda yer aldığı bir süreçtir. Biz de şu anda son derece eğitici bir vakayla karşı karşıyayız. Sonuçta ne para ne de şöhret bulacağız ama insan yine de bunu çözüme kavuşturmak istiyor. Karanlık çöktüğünde araştırmamızda büyük bir adım atmış olacağımıza inanıyorum. Bayan Veren'in in evine döndüğümüzde Londra akşamlarının kışın aldığı gri renk kalın bir perde gibi etrafımızı sarmıştı. Bu cansız durağan tabakayı kıran tek şey Aydınlık kareler şeklinde gözüken pencereler ve gaz lambalarından yayılan sarı renkli ışıktı. Pansiyon evinin karanlık oturma odasından dışarı baktığımızda karşımızda sisi delip geçen bir ışık daha bulduk. O odada birileri var dedi Holmes fısıltıyla. Meraklı yüzünü pencereye iyice yaklaştırmıştı. Evet adamın gölgesini görebiliyorum. İşte yine gözüktü. Elinde bir mum var. Şimdi karşıya bakıyor. Kadının baktığından emin olmak istiyor. Mesajı vermeye başlıyor. Watson sen de not al ki sonradan karşılaştırabilelim. Tek bir flash. Bu A demek herhalde. Devam edelim. Sen kaç tane saydın? 20 mi? Ben de öyle. Yani T harfi. A, T. Pekala bir anlamı var en azından. İkinci kelimeye başlıyor. Bakalım. Tenta. Durdu. Hepsi bu kadar olamaz değil mi Watson? Atenta. Bunun bir anlamı yok ki. Üç kelime olarak bile işe yaramaz. At, ten, ta. T, A bir kişinin baş harfleri olsa belki. Bak yine başlıyor. Ney? Atte. Ama bu yine aynı mesaj. Çok ilginç Watson. Çok ilginç. Bir kez daha başladı. A, T. İnanılmaz. Mesajı üçüncü kez tekrar ediyor. Üç kere attenta diye yazdı. Daha kaç kere tekrar edecek bu acaba? Hayır işini bitirmiş görünüyor. Adam pencereden çekildi. Bunun anlamı ne sence? Şifreli bir mesaj Holmes. Dostum her şeyi kavramış gibi keyifle gülüverdi. Ve öyle karmaşık bir şifre değil Watson, dedi. Bu İtalyanca, sondaki A, bir kadına hitap edildiğini gösteriyor. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Buna ne dersin Watson? 12'den vurdum bana kalırsa. Elbette, çok acil bir mesaj. Üç kez tekrarlanmasının sebebi de bunu vurgulamak herhalde. Peki ama hangi konuda dikkatli olmak gerekiyor acaba? Dur bir dakika, adam pencereye tekrar geldi. Eğilen adamın silüeti ve sinyaller tekrar başlarken parıldayan küçük alev yeniden karşımızdaydı. Şimdi harfler eskisinden daha seri bir şekilde geliyordu. O kadar hızlıydı ki takip etmekte zorlanıyorduk. Perikolo Perikolo ha? Ne demekti o Watson? Tehlike anlamına geliyordu değil mi? Evet, tabii ya. Bir tehlike sinyali bu. İşte yine başlıyor. Peri... Hayaksi neler oluyor? Işık birdenbire sönmüş, ışıltılı pencere kaybolmuş ve üçüncü kat, yüksek binanın aydınlık pencerelerine tezat oluşturacak şekilde karanlık bir band gibi sarmıştı binayı. O son uyarı mesajı her nedense yarıda kesilmişti ama kim tarafından ve nasıl? İkimizin de kafasında aynı düşünce dolaşıyordu. Holmes çömeldiği yerden hızla ayağa fırladı. ''Bu ciddi bir şey Watson'' diye bağırdı. ''Pis bir iş dönüyor burada.'' Öyle bir mesaj ne diye ansızın yarıda kesilsin ki, Scotland Yard'a mı haber versem acaba? Ama şu anda buradan ayrılmamız imkansız. Ben gidip polis çağırayım istersen. Önce durumumuzu biraz daha netleştirmemiz gerekiyor. Belki de sandığımızdan daha masumane bir şeyler oluyordur. Hadi gel Watson, gidip şu binaya bir göz atalım da önce kendi gözlerimizle görelim neler olduğunu. Hov sokağından aşağı hızlı adımlarla yürürken arkama dönüp biraz önce çıktığımız binaya baktım. Orada en üst kattaki pencerenin çevresinde gözünü heyecanla karanlığa dikmiş, endişeyle yarıda kesilmiş olan o mesajın devamını bekleyen bir kadın yüzünü gördüm. Hoğu sokağındaki dairelere yaklaştığımızda paltolu ve kravatlı bir adamın parmaklıklara yaslanmış halde durduğunu fark ettim. Adam bizi görünce olduğu yerde sıçradı. Holmes diye bağırdı. İnanılır gibi değil, Gregson bu, dedi dostum bir yandan Scotland Yard müfettişiyle el sıkışırken. Dünya ne kadar küçük öyle değil mi? Ne işin var senin burada? Büyük bir ihtimalle sizinle aynı iş için buradayım, dedi Gregson. Olaydan nasıl haberdar olduğunuzu anlayamadıysam da, aynı düğümde buluşan ayrı ipuçlarının yardımlarıyla buradayız. Ben ışıkla verilen şu mesajların peşinden geldim. Mesajlar mı? Evet, şuradaki pencereden. Birdenbire kesildiler. Nedenini araştırmak için bir uğrayalım dedik. Ama madem senin ellerinde güvende, olaya daha fazla ilgilenmek için bir neden göremiyorum. Durun biraz, diye atıldı Gregson heyecanla. Size karşı dürüst olmalıyım Bay Holmes. Yanımda olmanızı bu kadar isteyeceğim başka bir vaka olmamıştır herhalde. Bu dairelere sadece bir çıkış var. Yani adam elimizde. Adamımız kim? Vay canına. demek bir kez olsun sizden öndeyiz Bay Holmes. Bu sefer bizi tebrik etmelisiniz. Bastonunu sertçe yere vurmasıyla birlikte yolun karşısında park etmiş bir faytonun sürücüsü elinde kırbacı ile çıka geldi. ''Sizi Sherlock Holmes'le tanıştırayım.'' dedi Gregson faytoncuya. Bu Pinkerton, Amerikan ajansından Bay Liverton. Long Island mağarası vakasının kahramanı mı? dedi Holmes. Beyefendi sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Sessiz, iş adamı tipli genç bir adam olan Amerikalının temiz yüzü, Holmes'un övgü dolu sözleri üzerine kızardı. Şu anda hayatımın en önemli izinin üzerindeyim Bay Holmes, dedi. Gorgiano'yu bir yakalayabilsem... Ne? Çember'deki Gorgiano'dan mı bahsediyorsun? Ah demek ünü Avrupa'ya da yayılmış. Neyse biz onunla ilgili her şeyi Amerika'da öğrendik. Toplam 50 cinayetin arkasında onun isminin olduğunu biliyoruz. Buna rağmen elimizde onu suçlayacak bir kanıt yok. New York'tan beri peşindeyim ve bir haftadır kelepçeleri takmama yarayacak bir şey bulabilmek için Londra'da onu gözetliyorum. Bay Gregson ve ben onu şuradaki büyük binada kıstırdık. Binanın tek çıkışı olduğu için bu sefer elimizden kurtulamaz. İçeri girdiğinden beri 3 kişi çıktı ve hiçbirinin o olmadığından eminim. Bay Holmes ışıklı mesajlardan bahsediyor, dedi Gregson. Eminim bizim bilmediğimiz bir sürü şey biliyordur yine. Birkaç kelimeyle bildiklerimizi ona anlattık. Amerikalı sinirle ellerini birbirine vurup, bizi görmüş olmalı, diye bağırdı. Öyle düşünmenize neden olan ne? Her şey gayet açık değil mi? Adamımız suç ortaklarından birine, ki Londra'da onun çetesinden bir sürü kişi var, mesaj yolluyor. Sonra mesajı ansızın yarıda kesiliyor. Üstelik tam da tehlikeden bahsederken. Bu sadece ve sadece pencereden bizden birini gördüğü anlamına gelir. Tehlikenin sandığından daha yakın olduğunu fark edince kaçmak için hemen harekete geçmek zorunda olduğunu anladı tabii. Siz ne dersiniz Bay Holmes? Bir an önce üst kata çıkıp yukarıdakini kendi gözlerimizle görmeyi teklif ediyorum. Fakat onu tutuklamak için elimizde bir kanıt olmayabilir. Boş bir dairede şüphe uyandıracak işler çeviriyor, dedi Gregson. Şimdilik bu da yeterli. Onu bir kere yakaladık mı elimizde tutmamıza yarayacak bilgiler New York'tan gelir nasıl olsa. Tutuklamanın sorumluluğunu bizzat üstleniyorum. Zekaya gelince resmi polis müfettişlerimiz çok parlak olmayabilirler ama cesaret konusunda üstlerine yoktur. Gregson, Scotland Yard'ın koridorlarında nasıl dolaşıyorsa şimdi de katili tutuklamak için aynı şekilde dimdik ve sessizlik içinde merdivenlerden yukarı tırmanmaya başlamıştı. Pinkerton'dan gelen adam önüne geçmeye çalıştıysa da Gregson kolunu uzatarak ona engel oldu. Londra'nın tehlikeleri Londra Emniyetinin işiydi. Üçüncü katta soldan ilk dairenin kapısı aralık duruyordu. Gregson kapıyı iterek açtı. İçerisi karanlık ve sessizdi. Müfettişin elindeki lambayı yakmak için bir kibrit çaktım. Küçük alev odayı aydınlatınca hep beraber nefeslerimizi tuttuk. Halısız zeminin ahşap kaplamasında henüz taze kanlı ayak izleri görünüyordu. Bu kanlı adımlar kapısı kapalı iç odaların birinden uzaklaşarak bizim durduğumuz yere doğru bakıyordu. Gregson bu kapıyı da açtı ve biz omuzlarının üzerinden merakla bakarken ışığı önünde tuttu. Odanın ortasında dev gibi bir adam yatıyordu. Sakalsız esmer yüzü korkunç bir şekil almış, kafası açık renkli ahşap zeminde kocaman bir daire şeklinde yayılmış, kandan kopkoyu bir haleyle çevrilmişti. Dizleri gövdesine doğru çekilmiş, kolları ızdırapla iki yana açılmıştı. Yukarı dönük esmer boynunun ortasında dibine kadar saplanmış bir bıçağın sapı görünüyordu. Kocaman bir adam olsa da ölümünü getiren bu darbe karşısında başı kesilen bir sığır gibi düşmüş olmalıydı. Sahilenin hemen yanında iki yüzü keskin boynuz saplı ürkütücü bir kama vardı. Onun yanında da siyah bir eldiven. Aman tanrım, bu Kara Gorciano'nun ta kendisi diye bağırdı Amerikalı müfettiş. Bu sefer birileri bizden önce davranmış. ''Penceredeki mum burada Bay Holmes'' dedi Gregson. ''Siz ne yapıyorsunuz öyle?'' Holmes pencerenin yanına gidip mumu yakmış sonra da onu pencereye bir yaklaştırıp bir uzaklaştırmaya başlamıştı. Ardından karanlık sokağa baktı ve mumu söndürüp yere fırlattı. ''Yanılmıyorsam bu bize yardımcı olacaktır.'' dedi. Sonra yanımıza geldi ve iki resmi dedektif cesedi incelerken derin düşüncelere daldı. ''Siz aşağıda beklerken apartmandan çıkan üç kişi görmüştünüz değil mi?'' diye sordu sonunda. ''Evet doğru.'' Peki bunlardan biri 30 yaşlarında siyah sakallı, esmer, orta boylu bir adam olabilir mi? Evet, son çıkan adam öyle bir tipti. Sanırım aradığınız adam o. Ben onu teşhis ederim. Hem ayak izlerine de sahibiz. Bunlar sizin için yeterli olmalı. Pek değil Bay Holmes, Londra'nın kalabalığını düşünürseniz. Haklı olabilirsin. Zaten onun için bu hanımefendiyi yardımımıza çağırmanın iyi olacağını düşündüm. Sözlerinin üzerine hepimiz arkamıza baktık. Kapıda uzun boylu güzel bir kadın duruyordu. Bloomsbury'nin gizemli kiracısının ta kendisi, yavaş yavaş bize doğru ilerledi. beti benzi atmış, kocaman gözleri dehşetle açılmış, yerde yatan karanlık gövdeye bakıyordu. "Onu öldürmüşsünüz" diye mırıldandı. "Ah, dio Mio. onu öldürmüşsünüz." Önce derin bir nefes aldığını duydum, ardından neşeyle bağırarak havaya sıçradı. Odanın içinde dans etmeye başlamıştı. El çırpıyor, koyu renkli gözleri mutlulukla parlıyor ve ağzından binlerce tatlı İtalyanca söz dökülüyordu. Böyle bir manzara karşısında bir kadının mutluluktan kendinden geçtiğini görmek hayret verici bir şeydi. Neden sonra olduğu yerde durdu ve sorgulayıcı gözlerle bize baktı. Ama siz, siz polissiniz öyle değil mi? Giseppe Gorgiano'yu öldüren sizlersiniz öyle değil mi? Biz polisiz adam. Kadın odanın gölgeli köşelerine göz gezdirdikten sonra ''Peki ama Genero nerede?'' diye sordu. ''Kendisi benim kocamdır. Genero Luca. Benim adım da Emilia Luca. İkimiz de New York'tan geldik buraya. Genero nerede? Biraz önce bu pencereden beni çağırdı. Ben de var gücümle koşup buraya geldim. Sizi çağıran bendim, dedi Holmes. Siz mi? Beni nasıl çağırabildiniz? Şifreniz hiç de zor değildim adam. Buraya gelmeniz gerekiyordu. Yapmam gereken tek şeyin Vieni diye mesaj yollamak olduğunu buna karşı koyamayıp geleceğinizi biliyordum. Güzel İtalyan şaşkın gözlerle dostuma baktı. Bunları nereden bildiğinizi anlayamıyorum, dedi. Giseppe Gorgiano o nasıl oldu da... Durakladı. Sonra yüzü birden gurur ve neşeyle aydınlandı. Şimdi anladım. Generom benim. Beni bütün tehlikelerden korumuş olan canım Generom. Bir tane Generom. O yaptı bunu. Kendi güçlü elleriyle bu canavarı öldüren oydu. Ah Genero sen harika bir adamsın. Onun gibi bir adama hangi kadın layık olabilir ki? Pekala Bayan Luka dedi Gregson sabırsızlıkla ve sanki karşısındaki bir kadın değil de sokak serserisiymiş gibi sertçe kolunu kavradı. Kim olduğunuzu tam olarak bilmiyorum ama sizi Scotland götürmek istememe yetecek kadar çok şey söylediniz. Bir dakika Gregson dedi Holmes. Eminim buradaki hanımefendi ihtiyacımız olan bilgileri bize vermeye can atıyordur. Anlıyorsunuz değil mi madam? Kocanız önümüzde yatan bu adamı öldürmek suçuyla tutuklanıp mahkemeye çıkarılacak. Söyleyecekleriniz mahkemede kanıt olarak kullanılabilir. Ama kocanızın bu eylem için haklı gerekçeleri olduğuna inanıyorsanız bize tüm hikayeyi anlatmakla ona büyük yardımı dokunacağınızı bilmenizi isterim. Artık Gorgiano öldüğüne göre hiçbir şeyden korkumuz kalmadı, dedi kadın. O bir şeytan, o bir canavardı. Onu öldürdüğü için kocama ceza verebilecek tek bir yargıç yoktur yeryüzünde. O halde, dedi Holmes, bu kapıyı kilitlemeyi ve her şeyi bulduğumuz gibi bırakmayı öneriyorum. Hanımefendiyle birlikte odasına gidelim ve fikrimizi onun anlattıklarını dinledikten sonra oluşturalım. Yarım saat sonra dördümüz, Signora Luca'nın küçük oturma odasında oturmuş, şans eseri şahit olduğumuz bu garip sona yol açan korkunç hikayeyi dinlemeye koyulmuştuk. Hanımefendi dilimizi hızlı ve akıcı fakat son derece bozuk konuşuyordu. Ama ben okur tarafından anlaşılması için bunu düzgün bir hale getirerek aktaracağım. Ben Napoli yakınlarında Posilipo'da dünyaya geldim diye anlatmaya başladı kadın. Ve bir zamanlar o bölgenin valiliğini de yapmış olan başsavcı Augusto Barelli'nin kızıyım. Genaro babamla birlikte çalışıyordu ve ben orada yaşayan her kadın gibi ona gönlümü kaptırmıştım. Genaro'nun parası da iyi bir konumu da yoktu. Bir tek yakışıklılığı, gücü ve enerjisi vardı. Babam evlenmemize karşı çıktı tabii. Birlikte kaçtık. Bari'de evlendik ve bizi Amerika'ya götürecek parayı toplamak için mücevherlerimi sattık. Bunlar dört yıl önceydi. O zamandan beridir de New York'taydık. İlk başlarda şans bizden yanaydı. Genaro İtalyan bir beyefendiye yardım etti. Boveri denen bir yerde onu serserilerin elinden kurtardı ve böylece iyi bir dost kazanmış oldu. Beyefendinin ismi Tito Casolette'ydi ve kendisi New York'un önde gelen meyve ithalat şirketlerinden Casalote Zamba'nın ortağıydı. Sinyor Zamba yatalak olduğu için yeni dostumuz Casalote, 300 kişiden fazla çalışanı olan firmada tek başına söz sahibiydi. Kocamı işe aldı, onu bölüm başkanı yaptı ve bize her bakımdan iyi davrandı. Sinyor Casalote bekardı ve kocamı kendi oğlu gibi sevdiğine inanıyorum. Çünkü kocam da ben de onu bir baba olarak benimseyip öyle sevdik. Brooklyn'de dayalı döşeli küçük bir ev tutmuştuk ve geleceğimiz parlak görünüyordu. Ta ki çok geçmeden bütün gökyüzünü kaplayan o koyu bulut ortaya çıkana kadar. Genaro bir gece işten dönerken yanında memleketten bir adam da getirmişti. Adamın ismi Gorgiano'ydu ve o da Posilipoğlu'ydu. İli yarı bir adamdı, cesedini siz de gördünüz. Sadece şeklen bir dev olmakla kalmıyordu, adamın her şeyi devasa, anormal ve korkunçtu. Sesi küçük evimizin duvarlarında gök gürültüsü gibi yankılanırdı. Hatta konuşurken delice savurduğu kocaman kollarına neredeyse yer kalmıyordu evin içinde. Düşünceleri, duyguları, tutkuları, her şeyi abartılı ve canavarcaydı. Öyle bir enerjiyle konuşuyordu ki kükrer de demek daha doğru olur. Diğer insanların yapabileceği tek şey oturup onu dinlemekti. Bakışlarındaki ateş sizi boyunduruğu altına almasını sağlıyordu. Ürkütücü, anlaşılması güç bir adamdı. Öldüğü için Tanrı'ya şükrediyorum. Gorgiano tekrar tekrar geldi evimize. Fakat Genaro'nun da onun varlığından benim kadar tedirgin olduğunu zamanla anladım. Zavallı kocam beti benze atmış bir halde oturur, misafirimizin politika ya da sosyal sorunlarla ilgili bitmek bilmeyen konuşmalarını dinlemek zorunda kalırdı. Genaro hiçbir şey söylemiyordu ama onu çok iyi tanıdığım için daha önce onda hiç görmediğim bir duygu içinde olduğunu fark ediyordum. İlk başlarda adamdan sadece hoşlanmadığını düşünüyordum ama sonra sonra bunun hoşlanmaktan da öte bir şey olduğunu anladım. Korkuydu Generaldo gördüğüm. Derin, gizli ve sinik bir korku. O gece, korkusunun farkına vardığım geceden söz ediyorum. Onu kollarımla sardım ve bana duyduğu sevginin sevdiği her şeyin adına benden hiçbir şey saklamaması için ona yalvararak Gorciano'dan neden korktuğunu söylemesini istedim. Bana her şeyi anlattı. Hikayesini dinledikçe kalbimin donduğunu hissetmiştim. Zavallı Gennaro. Tüm dünya ona karşıymış gibi hissettiği çılgın gençlik günlerinde, dünyadaki hırsızlıklar yüzünden aklını kaçırmak üzere olduğu zamanlarda, Carborani ile de yandaş olan Kızıl Çember adında bir Napoli cemiyetine katılmıştı. Söz konusu kardeşliğin sırları dehşet uyandıracak nitelikteymiş. Bir kez egemenliğine girdin mi, bir daha asla çıkamazmışsın. Amerika'ya kaçtığımızda Genaro onlardan tamamen kurtulduğunu düşünmüştü. Bu yüzden bir akşam kendisini bizzat üyeliğe kabul etmiş olan Dev Gorgiano'ya yani işlediği sayısız cinayet yüzünden İtalya'nın güneyinde ölüm olarak adlandırılan adama sokakta rastlayınca Genaro'nun nasıl korktuğunu tahmin edebilirsiniz. Gorgiano İtalyan polisinden kaçmak için New York'a gelmişti ve yeni evinde daha o zaman bile tehlikeli cemiyetinin tohumlarını ekmeye başlamıştı. Genaro bütün bunları bana anlattıktan sonra tam da o gün almış olduğu çağrıyı gösterdi. Üzerine bir kızıl çember çizilmiş bir kağıttı. Altına da toplantının hangi tarihte yapılacağı yazılmış, gelmesinin şart olduğu belirtilmişti. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi çok geçmeden işler daha da korkunç bir hal alacaktı. Gorgiano'nun bize geldiğinde ki bu hep akşamları olurdu, neredeyse sadece benimle konuştuğunu fark etmiştim bir süredir. O dehşet verici, çılgın ve canavar bakışları kocamla konuşurken bile hep benim üzerimde olurdu. Ve bir gece sırrı ortaya çıktı. İçinde onun aşk dediği bir şey uyandırmışım. Bir canavarın, bir vahşinin aşkını. O gün evimize geldiği vakitte Genaro henüz işten dönmemişti. O zebani zorla içeri girdi. Beni korkunç kollarıyla yakalayıp göğsüne bastırdı ve yüzümün her tarafını öpüp onunla birlikte gitmem için yalvardı. Ben bağırıp çağırarak karşı koymaya çalışırken Genaro gelip üzerine atladı. Gorgiano kocamı bir vuruşta yere serdi ve koşarak kaçtı. O gece ölümcül bir düşman edinmiştik. Birkaç gün sonra toplantı vardı. Genaro oradan döndüğünde korkunç bir şey olduğu yüzünden okunuyordu. Hayal edebileceğimizden bile daha dehşet vericiydi. Cemiyet zengin İtalyanlara şantaj yaparak para kazanıyor, ödemeyi kabul etmeyenler ölümle tehdit ediliyordu. Hatta sevgili dostumuz ve kurtarıcımız Bay Casalote'ye de şantaj yapılmış. Ama o tehditlere kulak asmayıp cemiyetten gelen gözdağı mektuplarını polise teslim etmişti. Toplantıda başka kurbanların da isyan etmesini önlemek için Kasalote'ye örnek bir ders verilmesi kararlaştırılmıştı. Evi ve kendisi dinamitle havaya uçurulacaktı ve görevi kimin yerine getireceğini tespit etmek için de kura çekilecekti. Genaro elini torbaya daldırdığında düşmanımızın iğrenç yüzünde beliren gülümsemeyi asla unutmayacağını söylemişti. Çekiliş daha önce bir şekilde ayarlanmış olmalıydı. Çünkü Genaro'nun çektiği kağıtta Kızıl Çember'in ölümcül işareti, yani cinayet emrini veren işaret varmış. Ya en iyi dostunu öldürecek ya da beni ve kendisini cemiyet kardeşlerinin insafına bırakacaktı. Cemiyetin şeytani kuralları korktukları ya da nefret ettikleri kişiye zarar vermekle kalmıyor sevdiklerini de cezalandırmayı buyuruyordu. Zavallı Genaro'yu dehşete düşürüp onu endişeden neredeyse deliye döndüren şey de buydu. Bütün gece birbirimize sarılmış halde önümüzdeki korkunç günler için birbirimize güç vererek oturduk. Cinayet hemen bir sonraki gece işlenecekti. Ertesi gün öğlen olunca sevgili dostumuzu tehlikeye karşı uyarıp onu koruma sözü veren polislere de gerekli bilgileri aktardıktan sonra kocamla beraber Londra'ya doğru yola çıkmıştık bile.'' Gerisini zaten biliyorsunuz baylar. Düşmanımızın bizi takip edeceğinden emindik. Gorgiano'nun intikam almak için kişisel sebepleri vardı ve ne kadar acımasız, ne kadar kurnaz ve inatçı biri olduğunu biliyorduk. İtalya'da da Amerika'da da sahip olduğu bağlantılar konusunda çok şey anlatılırdı. Bu bağlantıları şimdi devreye sokmayacaksa ne zaman sokacaktı? Sevgilim, kaçışımızın bize sağladığı güvenli birkaç gün içinde tehlikelerden tamamen uzak kalabileceğim bir sığınak ayarladı benim için. Amerikan ve İtalyan polis güçleriyle bağlantı kurabilmek adına kendi saklanmayı reddetti. Nerede ve nasıl yaşadığını bilemiyorum. Onunla tek bağlantım bir gazetenin sütunundan ibaretti. Geçenlerde pencereden baktığımda evi gözetleyen iki İtalyan gördüm. Gorgiano'nun bizi bir şekilde bulmuş olduğunu anladım böylece. Genaro son olarak gazetedeki sütun vasıtasıyla bana pencereden ışıkla şifreli bir mesaj göndereceğini yazmıştı. Mesajı uyarılardan ibaretti ve ansızın kesildi. Şimdi anlıyorum ki Genaro, Gorgiano'nun onu bulmuş olduğunu biliyordu. Tanrı'ya şükürler olsun ki saldırısına da hazırmış. Evet baylar, kanunlardan korkmamız için bir sebebimiz var mı diye sormak isterim size şimdi. Dünyada yaptıkları için Genaro'yu suçlu bulabilecek bir hakim var mıdır? Evet Bay Gregson, dedi Amerikalı memura bakarak. Siz İngilizlerin fikrini bilemem ama öyle sanıyorum ki bu kadınla kocası New York'ta büyük bir takdirle karşılanacaktır. Yine de benimle merkeze kadar gelmek zorunda, diye cevap verdi Gregson. Söyledikleri doğrulanırsa ne onun ne de kocasının bir şeyden korkmasına gerek olduğunu sanmıyorum. Yalnız benim anlayamadığım Bay Holmes, bu vakaya siz nasıl bulaştınız? Eğitim, Gregson, eğitim. Yeni bilgiler edinme hevesi. Pekala Watson, koleksiyonunu ekleyecek trajik ve korkunç bir hikayen daha oldu. Aklıma gelmişken saat henüz 8 olmadı ve bu gece Covent Garden'da Wagner konseri var. Acele edersek belki ikinci yarısına yetişebiliriz.